Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar karşınızda. Yepyeni bir Lord of the Rings Rise to War yani Yüzüklerin Efendisi Savaşlar videosuyla birlikteyim. Ee, uzun zamandır lotur videosu gelmedi, farkındayım. Zaten tatilden daha çok yeni döndüm. Hani Ağustos'un 3'ünde çıktım tatile. Ee, şu an Ağustos'un 20'si. E, Ağustos 1-2'de video atmadım. Yani Ağustos boyunca hiç lotur videosu atmadım. Onun için kusura bakmayın. 20 gündür falan Lottery videosu gelmiyor ama yetişeceğim, hızlanacağım, yetişeceğim. Bir sürü yeni şey gelmiş, hepsine yetişeceğiz. Ayrıca hepinizin beklediği yeni başlangıcımızın duyurusu aynı zamanda bu video. 26 Ağustos veya 27 Ağustos. Çünkü şöyle söyleyeyim, eskisi gibi kesin olarak her gün yeni sunucu açılmıyor. Ee, dolayısıyla başlangıcımızı 26 Ağustos Cuma akşamı olarak belirliyorum. Yani akşam 7'de açılıyordu ya sunucular hala 7'de açılıyordur herhalde. Ee, Cuma akşamı olarak belirliyorum 26 Ağustos başlangıcımızı. Neden? Ee, Cuma en azından ertesi gün cumartesi hafta sonu millet gece boyunca uzun süreler oynayabilir. Başlangıcını iyi yapabilir. Biliyorsunuz ilk 24 saat çok önemli. aynı zamanda eğer 26 Ağustos'ta sunucu açılmazsa bu durumda başlangıcımızı 27 Ağustos'ta yapacağız. Anlatabildim mi? Evet. Böylelikle 27 Ağustos Cumartesi günü bile başlamış olsak ertesi gün yine pazar hani yine hafta sonu yine insanlar gece boyunca daha Fazla oynayabilir. Böylelikle yine bir tatil olan bir güne denk gelmiş olur. En mantıklısının böyle olacağını düşündüm. Anlayacağınız. Şimdi başlangıcımız tabii ki iyi e taraf. Başla iyi e tarafta oynayacağız. Bu kesin kötü tarafta yeterince e, içerik ürettim. İyi e taraf oynayacağım ve iyi e taraf olarak e, full roleplay sunucularında devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Hiçbir zaman. RP olmayan yani non-RP sunucu seçmeyeceğiz. Hiçbir zaman non-RP oynamayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki başlangıcımızı nerede yapacağız? Erebor. Yani iyi tarafta bütün başlangıçları düşündüğümüz zaman... E ...gelişim açısından ve başlangıç açısından en mantıksının Erebor olacağı e kanaatindeyim. Öyle de düşünüyordum. Herkesden aldım tavsiyelerde. Yani herkesin de söylediği şekilde Erebor en güçlü başlangıç olacaktır. Kötü tarafta sürekli Erebor'la, sürekli Erebor'la savaştık. İyi ee, iyi tarafa geçip Erebor oynayayım. Ha, o kadar o kadar cüce dövdük. Artık biraz cüce cüce oynamanın vakti geldi. Biraz gönlünü alalım cücelerin öyle değil mi? Bir önceki yeni başlangıç duyurumda da bahsetmiştim ama bu videoda da bahsetmem gerekiyor çünkü Baya bir reklamını yapacağım bu başlangıcın. E, reklam Reklamını yaptıkça insanlar gelip bu videoyu izleyecek ve e, tam olarak ne kafada olduğumu anlasınlar istiyorum. Birinci sezona başlarken muhtemelen çok fazla insan bizimle birlikte başlayacak. Belki 200 belki 300 kişi başlayacağız. E, ben bundan önceki yani ilk başlangıcımı yaptığımda yani kötü taraf başlangıcımı yaptığımda yine böyle YouTube'da insanlara duyurdum. Hadi gelin birlikte oynayalım şeklinde. Sağ olsunlar. E, Lotto'dan önceki kitlem olan Rise of Kingdoms kitlesi e, benimle birlikte bu oyuna başladı. Ancak e, Rise of Kingdoms'a benzemediği veyahut da aynı keyif alamadığı için, beğenmedikleri için oyunun çoğu bıraktı. Neredeyse iki, yine 150 kişilik bir başlangıç yapmıştık biz. E, en son e, 20 kişi falan kalmıştık. Daha birinci sezon bittiğinde, bit, biterken sadece 20 oyuncu kalmıştık öyle söyleyeyim sizlere. Bu sefer öyle olmayacaktır. Bu sefer oturmuş bir lotur kitlesi var. Ve Lothar, oturmuş bir lotur kitlesi... tabi yine e, kanalda lotur hiç oynamamış insanlar da gelecektir ama... E, oturmuş lotur kitlesi daha fazla artık. Ve e, dolayısıyla o kadar da bırakan olmayacaktır. Olursa da mevzumuz şu olacak. Yani dediğim gibi 200-300 kişi tahmini başlangıç olarak sayı bekliyorum. Bu kadar kişi içerisinden... Elbette bırakacaklar falan olacak. Belki de sayımız 80'e falan düşecek. Belki de 100. He. Oluşturmak istediğim şey 100 kişilik gerçekten aktif. Biliyorum balinamız, e, Türklerde pek balina olmaz ama e, balinaya da ihtiyacımız yok zaten bu oyunda. E, çok da önemli değil. 100 kişilik gerçekten aktif e, herkesin el ele verip çalıştığı bir klan oluşturmak ve sunucularda adımızı duyurmak böyle aa şu klan mı gelmiş e, dediğinde insanların bir ben bunları biliyorum bunlar çok iyi oynuyor falan bunlar çok fenalar falan dedikleri ünlü bir şey oluşturmak, bir ekip oluşturmak. Eninde sonunda anlayacağınız 100 kişilik bir kemik kadroya sahip olmak istiyorum. Size size sahip <laughs> hepimiz istiyoruz yani en mantıksı böyle olacaktır. 100 kişilik e, bir kemik kadro oluşturmak. Birinci sezon sona erdiğinde baktık elimizde 80 kişi mi kalmış. İşte 80 kişi ikinci sezon oynadık. Üçüncü sezonda zaten Begent geliyor ve Begent'te de e, bizim gibi e, Türk oyunculardan Begent'te bizleri beklemesini isteriz falan. Oradan da Begent'te de, de birazcık takıma katkı sağlarız ve 100 kişilik o kemik kadroyu oturtana kadar çalışırız. Eninde sonunda e, varmak istediğim nokta, dediğim gibi gerçekten ünlü bir ekip olmak, bizi gördüklerine haydi boku yedik demelerini sağlamak. Başlangıcımızı 26 Ağustos'ta yapıyoruz ama şu andan itibaren, bu videoyu paylaşmamdan itibaren artık insanları bir araya getirmeye başlıyorum. E, bunun ilk adımı tabii ki e, ekibe ait olacak olan Discord sunucusunu kurmak. E, Discord sunucusunu kurdum. Ancak şu anda e, yeteri kadar üzerinde çalışamadım. Bir iki arkadaştan da yardım alarak iyi bir sunucu haline getireceğim. Şimdilik e, misafirlerin göreceği önemli odaları hazırladım. İşte hoş geldin kanalı. Kurallar e, burada sunucu içerisinde kullanılan kurallar ve oyun içi kurallar olarak ayırdım. Roller ve yetkilerden bahsetmem gerekirse. Eru, sadece bende olacak olan rol. Hiçbir şeyin sahibi, her şeyi yaratan yazdım buraya. Dur şöyle kameramı çekeyim de rahat okuyalım. Ee, Valar, düzeni sağlar, yaratma gücü vardır. Cezalandırma ve geliştirme yeteneklerine sahiptir. Bu da şey işte. Bir demiyi e, subay olarak düşünün. Yani bana yardımcı olacak yetkililer. Ee, manya, üst düzey varlıklar, kudretli ve bilgedirler. Diğer diğer gezer bilgi getirirler. Ee, tabii ki sunucuda bilgi kanalları da olacak ve e, bu bilgi kanallarına sadece post paylaşabilme yetkilisine sahip olacak mayyalar ekstra olarak. A Dwarf şu anda dediğim gibi Erebor başlangıcı yaptığımız için... E, bu rol, yani normal düz savaşçı, sadece savaşan insanların herhangi bir yetkisi olmayan insanların alacağı rol. Bu rolün her e, sezonda ismi değişecek. Gelecek sezon mesela diyelim ki Rohan oynadık, buraya e, Rohirim koyacağım. Anlatabiliyor muyum? E, değişecek. Oynadığımız ırka göre sadece bu rol değişecek. Son olarak da misafir. En üst kim olduğunu bilmediğimiz, aramıza kabul edemediğimiz kişiler sunucuya geldiğinizde hepiniz de misafir rolü olacak. Ta ki e, başlangıcımızı yaptığımızda, klana katıldığınızda işte sunucu da bizimle beraber birlikte oynadığınızı gördüğümde kişilere e, rolleri verilecek ve bu sunucu artık bizim mabedimiz olacak efendim. Her şeyi bu sunucuda yapacağız. Bütün iletişim, bütün ne bileyim daha eğlenceli bir şeyler falan da ekleyeceğiz. Yani sunucumuz bu olacak. Davet linkini de zaten yukarıya koymuşumdur. Hepiniz, hepinizi bekliyorum. Benimle birlikte başlayacak olanları. Bu arada, hepiniz şeyi merak ediyorsunuzdur. Ulan bu klanın ismi ne olacak? Hani madem böyle bir ünlü klan yapacaksın, aslında bakarsanız üstünde çok düşündüm. Şimdi ee anlamlı yani tag dediğimiz o dört harfli e, kısaltması kısaltma olan şeyin bile anlamlı olmasını istedim ve klan ismi olarak e, Conquerors of Middle Earth yani Orta Dünya'nın Fatihleri şeklinde bir ismi isim koydum bu e, ismin kısaltması da aynı zamanda şey oluyor yani Conquerors of Middle Earth kısaltması da kam hani kam <laughs> olan erkeksen kam olan erkeksen gel her <laughs> gel kam <Come>, gel <laughs> işte e, böyle bir isim koydum akılda kalıcı kimsenin unutmayacağı gayet güzel bir e, ekip ismi olduğunu düşündüm ben e, sunucumdaki lotur oyuncularından da e, destek aldım bu konuda dedim ki isim önerin agalar kimseden doğru düzgün isim çıkmadı ya ben en iyisi en iyisi benim aklıma gelen herhalde deyip bu ismi kesinleştirdim arkadaşlar bilginiz olsun ee, evet sunucumuz bu şekilde olacak ben şimdi birkaç tane kart afiş tarzı bir şey de hazırlayacağım ve bu kart afişleri bu sunucuda paylaşacağım sonra hepimiz gidip bunu dört bir yana yayacağız ve ee, ekibi, başlangıcı mümkün olduğunca büyütmeye çalışacağız efendim. Haberiniz olsun. Ee, hepimiz elimizin altına taşı koyacağız ve gerekeni yapacağız. Tahmini şu anda bu zamana kadar duyduğum benimle birlikte başlama isteğinde olan 50-60 kişi kesinlikle var. Fakat biliyorsunuz bunlar çıtırdan duyurulardı. Henüz insanları heyecanlandıracak, hype'latacak duyuru yapmamıştık. İşte o duyuru bu duyuru bununla birlikte çok çok daha fazlasını insanı aramıza katacağımıza inanıyorum efendim. Birçok tanıdığım, zaten halihazırda arkadaş olduğum kişiler de benimle birlikte başlayacak. Başlangıçta e, onlar da, onlar bana işte klanı yönetme, birliği yönetme konusunda yardım edecekler. Ancak zamanla tabii ki bu yetkiler değişebilir. Biliyorsunuz işte boşuna kurmuyoruz Discord sunucusunu. Hani Sezon boyunca savaşlarda falan işte oyunda aktifsem, oturdum lotur oynuyorsam ben o discordda sesliye gireceğim. Ee, siz de öyle yapacaksınız. Böylelikle aramızdaki bağlar pekişir ve bu bağlar sayesinde oyun çok daha keyifli hale gelir. Bu keyif sayesinde de işte de oyunu bırakan daha az olur, ee, daha çok keyif alırız, daha çok eğleniriz. Böylelikle hedeflerimize daha hızlı daha rahat bir şekilde ulaşırız yani full 7 24 Discord'da olacağım efendim duyuru burada böyle tamamlıyorum biraz yorgun gibi çekmiş olduysam videoyu kusura bakmayın ee, o kadar enerjik olunacak bir video değildi zaten duyuru videosuydu umarım kendimi net ifade edebilmişimdir yapmak istediklerimi anlatabilmişimdir hepinizi bekliyorum davet ediyorum. Ee, bütün Lord of the Rings sever arkadaşları, eğer bu zamana kadar full kötü taraf oynadıysanız ve iyi taraf oynamak istiyorsanız, ya da bir türlü istediğiniz o başlangıcı gerçekleştiremediyseniz, kendinizi henüz herhangi bir ekibe ait hissetmiyorsanız ve e, bir ekibe ait olmak, e, o ekip için mücadele etmek istiyorsanız, hepinizi bekliyorum kam ekibinden. kam ulan <laughs> her neyse izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim 26 Ağustos Cuma olmazsa 27 Ağustos Cumartesi akşamı görüşmek üzere beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay